Kalbimdeki Türkiye'den selamlar, saygılar, sevgiler efendim. Bu hafta da sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. Ben ve bütün Kalbimdeki Türkiye ekibi. Bakalım bu hafta neredeyiz? Sözü çok uzatmayacağım. Çok güzel bir yerdeyiz. Muhteşem deniziyle, doğasıyla, zeytiniyle, trilyesiyle Mudanya'dayız. Evet, bu hafta sizlerle Mudanya'yı gezip dolaşacağız. Altın üstüne getireceğiz. Bakalım Mudanya'da ne var ne yok hep beraber göreceğiz. Şimdi siz konuklarla bir tanışın. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Bu hafta Mudanya'yı geziyoruz. Adil Çetinkaya, 1997 Almanya doğumlu, Berlin'de yaşıyor, yazılımcı. Muhammed Dinç, 1998 Almanya doğumlu, Berlin'de yaşıyor, siber güvenlik uzmanı. Evet, geldik konuklarda tanışma faslına. En sevdiğimiz bölüm biliyorsunuz. Bugün iki tane baba yiğit konuğum var. Yani hakikaten 40 Pınar'a göndersek yani altın üstüne getirebilirler. Yakışıklı, karizmatik iki konuğum var. Şimdi onlarla bir tanışalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Muhammed Dinç. Evet. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Adil Çetinkaya. Evet. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hani sizi her gören böyle bir şey yapıyor mu? Kendine çeki düzen veriyor mu görünce böyle? Hani yok, oturunca... yok ya aslında öyle. Hani derler öyle bir heybetli duruyorsunuz çünkü. Evet. Siz farkında değilsiniz. İnsan kendi farkında olmuyor. Belki, evet. Ben sizi görünce biraz da ölümü nikledim yani. Dirim arkadaşlar nereden geliyor falan diye. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Muhammed senden başlayalım. Evet. Muhammed Dinç. Evet. Muhammed Dinç nereden gelir, ne yapar, ne eder, ne yer, ne içer, nasıl yaşar bize bir anlat. 98 doğumluyum. Berlin'de doğdum. Buraya üniversite okumaya gelmiştim. Yazılım mühendisiyim. Ve şu anda da siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum, yazılımcıyım. Siber güvenlik uzmanı, şu evet. Aralar çok konuşuluyor siber güvenlik biliyorsun. Hani evet. Bir arıza çıkıyor, dünya felç oluyor falan. Çok önemli bir şey değil mi şu ara siber güvenlik? Yani önemli evet. Yani bütün her şey burada dönüyor aslında. Yani biz korumaya çalışıyoruz. Böylelikle de dünya dönüyor yani aslında. Her şey internet çünkü değil mi? Evet. Yani bankası, arabası, evi, bilgisayarı, her şey evet. İnternet. Evet. Çok saldırı falan oluyor mu yani? Yani siber güvenci bunu mu anlıyoruz? Yani birileri oraya saldıracak, siz koruyacaksınız ya mı? Her zaman öyle değil tabii ama yani evet genel konsept o aslında. Ama tabii ki de her zaman bir saldırı olmuyor. Doğru. Arıza çıkabiliyor değil mi? Bir evet. Hata olabiliyor. Onları evet. Da düzeltiyorsunuz. Evet. Peki. Muhammed memleket neresi? Rize benim memleket. Rizelisi. Evet. Çok benzemiyorum ama. Yok yok abi. Biraz andırıyorsun ama tabii tipik Rizeli değilsin şu an. Yani hakikaten. Sende yok mu? Sende yok. Şive de düzgün. Yani Rize'nin şivesi de yok sende. Evet. Ama istediğimi yani. Konuşuyor Rizeliler. Ben onu biliyorum. Yani İstanbul'da benim Rizeli arkadaşım var. Ben de konuşurken Recep abi nasılsın falan filan diyor. Orada bir telefon geliyor. Ne derdi onu? Lan ne diyorsun? Mevzuyu böyle evet. Görüyorum. Ben seviyorum Karadeniz şivesini. Ben de seviyorum yani. Güzel. Onlar bir de kendi aralarında konuştukları zaman daha da bir şiveli konuşuyorlar. Evet. O yüzden seviyorum yani ben. Bir de şey var. Mesela Karadeniz'de şive bir tane değil. Evet, yani, her yerin farklı. Mesela Trabzon'la Rize'nin bile şivesi farklı. Ya ben onu çözüyorum. Çünkü uzmanım ben bu alanda. Adil. Mesela Trabzon'la Rize'li herkes diyor ki bunlar Karadenizli falan. Arada bir fark var. Ben konuşmadan çözüyorum. Nereden belli biliyor musun? Trabzonlar hızlı konuşurlar. Çok hızlı. Mesela sen Trabzon yolda denk gelsen Trabzonlu'ya ayaküstü 10 tane soru sorar. Sen de birine cevap vermeden o gider. Böyle geldi ya, ne yapıyorsun, ney misin, baban nasıl, anan nasıl, çalışan mısın, kaç paralı, sigortan var mısın, hey falan sen cevap verene kadar hadi iyi günlerde gider o. Hızlı. Selam verir böyle, hoca ne haber, ne haber, ne haber, ne haber, böyle. Rizeliler de hızlı konuşuyor ama sonunu getiremez. Sonra doğru düşer şey ses. Rizeli'nin selam verişi böyle, hacı ne haber. Böyle bir düşer sonra doğru. Oradan yani çözüyorum doğru, ya. Doğru, evet. Peki. Adil, sen de hoş geldin. Merhabalar. Adil Çetinkaya, sen de Berlin'den geliyorsun. Evet, ben de Berlin'den geliyorum. Arkadaşsınız galiba. Muhammed'le de üniversiteden tanışıyoruz. Ha. Ben de bilgisayar mühendisliği okuyorum. Aynı yani, senin de iş aynı. Evet, ben çok de yazılımcıyım, farklı bir firmadayım. Memleket de aynı mı? Ben Kastamonu'yum. Kastamonu. Hastayım Kastamonu'ya. Kastamonu'yu çok seviyorum ben, hakikaten.
Mesela Mekke'nin her yerini seviyorsun ama Kastamonu'nun ayrı bir şeyi var bende. Mesela Rize'nin ayrı, Trabzon'un. Kastamonu özel duruyor bende bir yerde. İnsanını da çok severim Kastamonu. Çok cana yakındır Kastamonu'lar, değil mi? Doğru. Misafirperverdiler bana. Evet, çok. Acayip yedirmeye içirmeye bayılırlar. Kendileri de çok sever. Evet, yani hakikaten iyi yerler yani. Evet, iyi kesinlikle. Yer. Bir de şey de İstanbul'da mesela bütün böyle pasta, masta, çörek işleri bu Kastamonu'ların elinde. Evet, daha çok börek yapıyorlar. Benim pek akrabam yok o şekilde ama. Pastancı çok var, evet. Adil. Yani Kastamonu pastancı çok. Hamur işinden iyi anlıyorlar yani. Evet, evet, hamur işinden çok iyiler. Kastamonu'lar böyle ne derler, bir şey pişirir mesela. Hemen şey kokmuştur, yiyin diye. Geri büdüm, güdü büdüm. Böyle güzel de bir şeyler, şiveleri vardır. Evet, doğru. Mesela içine doğdu demezdi. Şimdi onun karnına doğmuştur der. Evet, evet. Karnına doğmuştur. Okuyor musun? Bitti mi okul senin? Okulum bitti. Şu an çalışıyorum. Yazılım, yazılım bölümündeyim ben de. Sen yazılım bölümünde. Ben yazıyorum, o koruyor diyorsun. Evet, aynen öyle. Güzel, iyi bir işbirliği. Ben yazayım, sen sahip çık ortada. Güzel. Peki seni mi Kastamonu'ya sık sık gidip geliyor musun? Ailem sık sık gittiği için ben de gidiyorum. Yazları daha çok gidiyorum, ziyaret ediyorum. Akrabalarım, arkadaşlarım var. Sıkılıyor musun Kastamonu'yu, seviyor musun? Yok, çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben doğayı çok seviyorum. Evet. O yüzden çok eğleniyorum evet, gittiğim zaman. Muhteşem bir doğası var. Rize de öyle, evet, Kastamonu de öyle. Öyle. Harika bir doğası var hakikaten de. Bir de sarımsağımız meşhur. Daş köprü evet. Sarımsağı meşhur değil mi? Evet. Rize'nin neyi meşhur? Çay. Muhammed, çay. Rize'nin de çayı meşhur. Evet. Ülkemin her yeri ayrı güzel. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Tekrar hoş geldiniz diyorum size. Bugün sizle beraber Mudanya'yı gezip dolaşacağız. Bakalım Mudanya'da ne var ne yok. Bakalım bakalım. Hem biz öğrenelim hem de izleyenler öğrensin. Efendim bu hafta Mudanya'yı geziyoruz. İki yakışıklı konuğum var. Onlarla beraber Mudanya'nın şöyle bir altın üstüne getirelim. Görelim bakalım Mudanya'da ne var ne yok. Buyurun. Trilya'ya gelmişken sahilde yürümeden olur mu Muhammed? Olmaz. Şu güzel püfür püfür sahilde gezmeyelim mi Adil? Gezelim. Evet. Gelmişken şöyle bir sahilde şöyle yürüyelim, bir dolaşalım dedik. Şimdi gençler şöyle bir yürüsün, sahil tadını bir çıkartsın. Ben de oturayım şöyle martıları, kuşları bir seyredeyim. Trilya sahilindeyiz. Buraya geldiğiniz zaman şu sahilde şöyle güzel bir yürüyüş yapın efendim. Buyurun Trilya sahilde. İşte uçurtma uçuran insanlar olsun, o sahildeki kayalıklar olsun gayet güzeldi. Biraz da tabii deniz dalga bize vurdukça, yani kayaya vurdukça bizi serinletti, biraz güzel hissettirdi yani. Denizin dalga sesi, o rüzgarın sesi, o bizi serinletiyor olması beni gerçekten derine etkiledi. Sahilde gerçekten görülmesi gereken çok fazla dokunuşlu, çok güzel kafeler, çok güzel yemek yerleri, çok güzel yerler vardı. İnsanların gelip burayı deneyimlemesi lazım. Şu anda yanımda Dereköy muhtarı var. Meral Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Herkes muhtar deyince erkek bekliyor ya. Evet. Dereköy muhtarı Meral var yanımda. Dereköy dediler ki biz her gelelim dediler. Büyük bir sofrayla karşılarız. Buradan kimseyi boş çevirmeyiz. Yani buraya gelen ben tokum mokum hiç fark etmez. Buraya gelen yemek yemeden gitmez dediler. Bize bir sofra hazırlamışlar. Sofrada inanın her şey var. Baktıkça iştahımız açılıyor. Benim en sevdiğim bölümler bu bölümler. Muhteşem bir sofra hazırlanmış. Muhtarım evet, nedir bunlar? Bize bir anlatsanız bunları. Bazıları bizim köyümüzün ve geçmişten gelen geleneksel yemeklerimiz. Bir kısmını tanıyorum mesela. Pişiyi evet, tanıyoruz mesela. Onları tanıyoruz ama mesela bu ne? Eski dilde plaketa diyorlar ama. Plaketa. Evet.
Bunu ıspanakla yapıyorlar. Bu şu anda kabakla olana. Kabak var içinde. Evet. Çevirmeli börek olarak. Evet. Çevirmeli börek de diyor. Evet, burası daha çok mübadelede gelen Selanik kökenli vatandaşlarımız var değil mi burada? Evet. Evet, onların da... Kavav ağırlıklı. Aa, evet. Onlar gelirken sadece kendilerini değil, mutfaklarını, efendim mutfak kültürlerini de getirmişler. Bir defa gördüm bu böreği. Sarmamız var ve olmazsa olmaz zeytin. Evet, zeytin. Dereköy zeytin ve? Evet, geçim kaynağımız incir. İncir. Evet. Hani buraların, Mudanya'nın, Gemli'nin zeytini, zeytinyağı meşhurdur ya. İncirini duymamıştık mı? İnciri de meşhurmuş. Bunu da böylece anlamış olalım. Yani Bursa siyah incir denildiği zaman zaten tektir yani. Evet. Helvamız var. Evet. Aşuremiz var. Evet. Değil mi? Biliyorsunuz. Hazır aşure ayındayız, evet, Muharrem ayındayız. Efendim. Harika bir sofra görünüyor. Adil ne diyorsun? Hepsi çok muazzam gözüküyor. Böyle bir derin bir daldın Adil. Evet, hepsine tek tek bir yemek tatmak istiyorum. Evet. Yani zaten konuşma süreci çok zor geçiyor benim için. Adil başlarsa bize bir şey kalmayacak zaten. Muhammed de zaten olaya girdi mi biz kenardan seyredeceğiz gibime geliyor. Dereköy'ün hanımları hazırladı değil mi bunları? Evet. Yani hepsini bir başka hanımefendi yaptı getirdi. Dereköylü hanımların, marifetli hanımların kurduğu bir sofra. Şimdi muhtarımız ön ayak oldu. Hanımlarımız bize güzel bir sofra hazırladı. Tatmadan da olmaz. Bakalım. Ufak bak sizin için tadına bakacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Muhammed, arkadaşlar azar azar tadacağız. Tabii. Hadi bakalım. Şimdi yemeklerimizi bir tadalım. Ondan sonra neticeyi size bildireceğiz. Dereköy'de bize kurulan sofra gerçekten çok güzel görünüyordu. Güzel göründüğü gibi lezzeti de gerçekten göründüğü kadar lezzetliydi. Özellikle cevizli lokum ve cevizli keki çok güzeldi. Yani sofra gayet doluydu ve çok güzeldi açıkçası. Orada mücverdi sanırım ismi. Mücver normalde bir kere daha yemiştim ama çok beğenmemiştim. Bu gayet iyiydi yani çok çok iyiydi bunun tadı. Hakikaten çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Şu sofra zaten baktığınız zaman sizi doyuruyor. Peki bu sofra kimin eseri? Dereköy'ü hanımefendilerin eseri. Peki kim onlar? Onları da çağırın efendim. Evet işte... Bu hanımefendiler bu güzel sofrayı hazırladılar misafirleri için yani bizim için. Aslında Muhammed'le Adil için. Yani biz ev sahibi sayılırız. Bu güzel sofra için hepsine çok teşekkür ediyorum hanımlar. Biz kendinizi bir alkışlar mısınız? Çok güzel bir sofra. Trilye'deyiz. Şu anda Trilye'yi geziyoruz. Bir yanımda Muhammed, bir yanımda Adil. Beraberce dolaşıyoruz. Muhammed, şu anda arkamda bir cami var. Adil, gördün mü cami? Evet. Evet. Cami 8. yüzyılda kilise olarak yapılıyor. 16. yüzyıl civarlarında da camiye çevriliyor. Yani 8. yüzyılda yapılmış bir yapı var arkamda. Orijinal haliyle duruyor efendim şu anda. Hala dimdik ayakta. Fatih Camii gelmişken burayı da sizin için görelim dedik. Siz de bizim gezdiğimiz yerlere bir gezin, camiye bir göz atın. Buyurun Fatih Camii. Yapısını korumuş bence. İşte 8. yüzyılda kiliseymiş yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında işte camiye dönüştürülmüş ve yani yapısını korumuş.
güzel görünüyordu, gayet büyüktü. Özellikle eskiye dair olan tarihle ilgili şeyler bana her zaman çok dokunmuştur. Eskiden orada insanların zaman geçirdiği, dokunuşlarının olduğu, insanların yaşadığını biliyor olma hissi beni gerçekten derinden etkiliyor. Ve Fatih Camii'de de gerçekten bunu çok hissettim. Evet, Fatih Camii'mizde gezdik. Efendim 1600 yıllık bir yapı burası. Gelince burayı da bir görün muhakkak, bir uğrayın. 8. yüzyıldan beri ayakta. Gezmeyi, görmeyi hak ediyor bence. Buraya da uyup burayı görmeden gitmeyin. Biz gördük, çok beğendik. Sizin de beğeneceğinizi umuyoruz ve gezmeye devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar. Mudanya'yı geziyoruz, Trier'deyiz. Mudanya'nınca akla gelen ilk şeylerden birisi de zeytin ve zeytinyağı. Biliyorsunuz inciri de çok meşhurdu, anlatmıştık. Bunun yanı sıra zeytin aslında. En meşhur olan zeytini ve zeytinyağı. Yani Trier iddia ediyor, Türkiye'nin en iyi zeytinyağını biz yapıyoruz diyorlar. Bu konuda çok iddialılar. Şimdi önce çizik zeytinimiz var ki ben yeşil zeytini çok severim. Sever misin? Severim, yeşil zeytini severim. Sen hiç ızgara zeytin yedin mi? Izgara zeytin yemedim daha önce. Ya işte bu iş böyle. Bu program böyle bir program Muhammed. Onu daha çok seveceğini düşünüyorum. Aa, sen zeytin seversin değil mi? Evet, bayılırım. Bayılırsın. Bayılırım. Hakikaten bayılıyor musun yiyince? Evet, bayılıyorum. Beni evet. Çok kötü etkiliyor. Adi dedi ki ben zeytinle aram hiç yok dedi. Ben nasıl zeytin yiyeceğim bilmiyorum dedi. Senin için özel ızgara zeytin getirdim Adil. 25 sene sonra ilk defa tanışmış olabilirim. 25 sene diyorum çünkü çocukluğumda yediğimi hatırlamıyorum bile. Adil evet zeytin yemiyor. O bunu biliyordum. Biz birlikte yemek yediğimiz zamanlarda da bundan önce bir zeytin olursa içinde sürekli işte bize verirdi. Alın bunu siz yiyin, alın bunu siz yiyin. Ben zeytin hiç yemem diye. Arkadaşlar şimdi zeytinlerden tatmanızı rica edeceğim. Diyor ki Trilye en iyi zeytini biz üretiyoruz. En iyi zeytinyağı da bizim zeytinyağımız diye bir iddiaları var. Ki ben de olabilir diyorum. Bu iddialarını destekliyorum ve inanıyorum da. Evet, sen yeşil seviyordun değil mi? Evet. Şimdi birazcık böyle nazik ol, al kürdan sana. Tamam. Kürdan da bir yeşil zeytinyağı. Izgara mı deneyeceksin? Evet, tam ızgara evet. Dene. Ben onu denemek istiyorum. Sen zaten seviyorsun da Adi, seni merak ediyorum ya hakikaten. Ben hiç de, zeytin ben yemedin de beni sen. Merak ediyorum. Ben çok uzun zamandır yemiyorum. 20-25 senedir. 20 senedir ilk defa mı zeytin yiyeceksin? 20 senedir ilk defa zeytin yiyen adam. Biraz sonra programımızda. Evet. Izgaradan mı denemek istiyorsun evet, sen? Evet, sadece ızgaradan tatmak istiyorum. Çok da nazik çocuklar. Kürdanla alıyor. Ne kadar enteresan. Evet. Beğendin mi Muhammed? Et tadı geliyor değil mi? Biraz ekşi ama... Ekşi. Güzel. 20 senedir ilk defa zeytin yedi. Yüzünde bir huzur var. Ya bugün onu zeytin yerken görmek gayet neşelendirdi beni açıkçası. Bundan sonra hep zeytin vereceğim ben de ona. Böyle bir anımız olsun bizim de. Biraz ekşiydi. Ekşiyle de aram yok. Zeytinle de aram yok. Gerçekten benim için zor bir süreçti. Ama güzel bir deneyim diyebilirim. Bir daha yer miyim bilmiyorum. Güzel mi? Evet. Çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel ama bana hitap etmiyor. Evet. Yüzünden anladık. Bayıldım. Böyle bir şey. Evet çok güzel. Ekşiliği güzel. Ekşi sevmiyorsun sen. Ekşi de sevmiyorum, zeytin de sevmiyorum ama güzel. Ekşi de sevmiyorum, zeytin de sevmiyorum. Peki, ben de bakacağım tadına. Bak ben böyle yapıyorum. Sizin kadar nazik değilim, ne yapayım yani yapacak bir bana şey yok. Bana kürdanı siz verdiniz ama. Ama ince çocuksun diye, çok incesin. Evet. Teşekkür, onun için. Teşekkür ederim. Evet. Böyle bakayım. Çok güzel. Senin gibi söylemiyorum bak. Hala çiğniyor musun onu? Yut artık. Yut kurtul. Şimdi bitti. Yut. Efendim, Trilye'ye geldiğiniz zaman mutlaka zeytin ve zeytinyağı alın. Bakın benden size tavsiye, bana teşekkür edeceksiniz sonra. Diyeceksiniz ki iyi ki dinlemişiz, iyi ki almışız diyeceksiniz. İçinde zeytin ve zeytinyağı bulunan hiçbir şeyden zarar gelmez. Hepsinden fayda gelir. Mutlaka buralara uğrayın ve bunların tadına bakın diyoruz. Mudanya'yı gezmeye devam edin. Mudanya'yı gezerken yolumuz
mübadele evine, mübadele ana evine düştü efendim. Girit'ten mübadele ile buraya gelen vatandaşlarımızın eşyalarının bulunduğu, resimlerinin bulunduğu bir ana evi burası. Şimdi biraz da burayı gezelim. Bakalım o yıllar nasıl geçmiş, o yıllardan bugünlere neler kalmış, hep beraber görelim. Arkadaşlar, burası mübadeleyle Girit'ten buraya gelen vatandaşlarımızın gelirken yanında getirdiği eşyalar. Efendim kömürlü ütüler, radyolar, şunlar kumaş dokumak için kullanılan mekikler ve daha bir sürü eşya var burada. Hepsi o günlerden bir anı, bir iz taşıyor. Kolay değil, zor günler, zor zamanlar ama sonu güzel. Güzel vatanlarına kavuşmuşlar, burada düzenlerini kurmuşlar, kültürlerini getirmişler, mutfaklarını getirmişler. Buradaki vatandaşlarımıza bir sürü yeni şeyler öğretmişler, onlardan da bir sürü şey öğrenmişler. Sonuçta her şey aslına rücu eder, onlar da vatanlarına kavuşmuşlar. Eski yaşadığı ortamı, evi gezmek beni gerçekten çok derinden etkiliyor. Onların anıları, onların eşyaları, bunları görmek açıkçası çok duygulandırdı beni. Yani insanlar evlerini bırakıp aslında yurtlarına dönüyorlar ama yine de orada da bir parçalarını bırakıyorlar, bir parçalarını buraya getiriyorlar gibi. Siz de Muda'ya gelirseniz buraya bir uğrayın. O mübadele zamanında buraya gelen, Girit'ten gelen vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın anılarını şöyle bir tazeleyin, bir bakın bakalım ne hissedeceksiniz, onlarla aynı duyguları paylaşabilecek misiniz? Mübadele evi şimdilik bu kadar, siz tamamını kendiniz girip gezersiniz. Geldik yeşille mavinin kucaklaştığı yere. Hemen arkamda masmavi bir deniz var. Denizin her tarafı yemyeşil ve aşağıda tarihi bir liman var. İpek Yolu'nun limanlarından birisi aşağısı. Şimdi ise milletin çoluk çocuk gelip denize girdiği, tatil yaptığı güzel bir koy haline gelmiş. Muhteşem bir yer. Şimdi tarihi Kapanca Limanı'nı gezeceğiz. Muhammed'le Adi şöyle bir sahilde dolaşsınlar. Biz de görelim bakalım nasıl bir liman, nasıl bir koymuş burası. Buyurun. Ticaretinde kullanılıyormuş Osmanlı zamanına kadar. Osmanlı'dan önce başlamış yani. Ve çok güzel bir görüntüsü vardı. Yani o liman şekli, o işte zaten insanlar denize giriyordu artık orada. Çok güzel bir görüntüsü vardı ve doğa da çok güzeldi orada açıkçası. İpek Yolu'nun limanlarından biri olması da tarihle ilgili olan ilgimden dolayı beni ayrıca bir etkilemişti. Görünümünde de onu böyle eski tarihi canlandırarak bakıyor olmak gerçekten çok güzel hissettiriyor. Evet, tarihi Kapanca Limanı'nı gezdik, dolaştık. Denizin o iyot kokusu, zeytinliklerin, yeşilliklerin kokusuyla karışıyor, muhteşem bir doğa. Siz de geldiğiniz zaman mutlaka buraya uğrayın. Bu limanı ziyaret edin. Limon değil, liman. Evet. Değil mi arkadaşlar? Liman. Bu limanı ziyaret edin efendim. Biz burayı gezdik, dolaştık, çok beğendik. Siz de gelin. Mudanya'yı ziyaret edin ve buraya mutlaka uğrayın. Biz bir kısmını gösterdik. Tamamını siz gelip göreceksiniz. Kapanca Limanı'na gelmeyi unutmayın. Gezi
geze geze geldik güzel bir mekana. Efendim burada kabak çiçeği dolması ve Arap saçı denen bir yemekle karşılaştık. Sevgi Hanım, anlatır mısınız bize biraz bunları? Nedir bunlar? Giritlilere özel yemekler. Kabak çiçeği dolması, kabakların çiçek açtığı zaman sabahın çok erken saatlerinde toplanarak yapılıyor. Niye erken saatte? Açık olduğu çünkü için. Çünkü bu kabak çiçeği dolması, şu kabaklar büzülüyor ilerleyen saatlerde. Biz de yeterince içini koyamadığımız için genelde sabahın erken saatlerinde açmış oluyor sabah. Tabii ki toplanılıp da yapılan bir zormuş yemek ben çeşidi. Şey zannediyorum. Hayır. Ve top deyip tabii dolduruyorsun ki. Ama meşakkatli bir şey süreci varmış. Şimdi ben size bir tane örnek göstereyim. Öncelikle şu şeyleri çıkarıyoruz. İçindeki şeyi de çıkarıyoruz. Ondan sonra şöyle içini dolduruyoruz. Şöyle biraz bastırarak. Ondan sonra böyle yapıp. Aynen böyle. Tencereye koyuyoruz. Tencereye sonrası tıngırdatıyoruz biraz. Evet. Peki şimdi bir dakika. Yemesi kolay. Yapması kolay mı? Bir de ona birer bakalım. Birer tane örnek birer verelim. Birer tane verelim. Ben bir doldursunlar hiç bakalım. Düşünmüyorum. Şimdi ne yapıyorduk önce arkadaşlar? Kılçıklar onu. Evet. Yenelim. Şunları kılçıklarını söküyoruz. Nasıl Rizelisin sen? Ben evet. Kabak çiçeği dolmasını ben saramadım yani biraz zor bir işmiş o. Bir de benim parmaklarım çok kalın da herhalde yani elimi soktuğum gibi zaten yırtıldı kabak çiçeği. Benimki tamamen yaprak sarmaya doğru dönmeye başlamıştı çünkü dümdüz elimde bir A4 kağıdı var gibi hissetmeye başladım. En sonunda kapanışını bir şekilde yaptım ama benim dışımda kimsenin yiyeceğini düşünmüyorum benim yaptığımı. Kurtarır mı? Kurtarır. Hadi tebrik ediyoruz o zaman söyle. Adi seni dolmada yendi onu söyleyeyim yani. Evet ben kazanamayacağımı en başından beri biliyordum bunu. Ben yerim diyorsun. Ben yerim. Çiçeği dolması benim çok hoşuma gitti. Lezzet olarak gerçekten çok güzeldi. İçinde kuş üzümü olduğu için biraz tatlı bir hissiyatı oluyor ve ben onu beğeniyorum, seviyorum. Tadı çok güzeldi. Yani normal dolmaya benziyordu biraz, dışı hariç. Güzel bir tadı vardı. Efendim, daha önce biliyorsunuz Dereköy'de hanımların, hanımefendilerin yaptığı güzel hamur işlerinden yemiştik. Burada da buraya özel iki tane çok güzel yemek vardı. Onları tatmamız gerekiyordu. Tatmadan gitmeyin dediler. Onları tattık. Biraz yemekli bir program oldu program ama çok da güzel oldu. İyi ki gelmişiz, iyi ki tatmışız. Efendim, bu haftalık bizden bu kadar. Programımız burada sona eriyor. Haftaya yeni bir macerayla, yeni bir yerden sesleneceğiz sizlere. Haftaya görüşünceye dek hem kendinize hem etrafınızdakilere çok ama çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.